Bebeğinizin bu dönemde çevreye karşı çok daha fazla ilgili olduğunu görebilirsiniz. Gelelim beslenme konusuna. Muhtemelen artık bebeğiniz için ek gıda sürecine başlama vaktiniz geldi. Şimdi geliyorum oturma konusuna. Bu ay bebeklerimiz için önemli olan bir diğer konu da tabii ki aşılar. Bebek gelişimini takip ettiğimiz video serimizde 5 ayı geride bıraktık. Bebeklerimiz gerçekten çok hızlı büyüyorlar. Büyürken de anne olma duygusunu, tüm tatlı heyecanları ve unutulmayacak anları onunla beraber deneyimliyoruz. Doğumu için gün saydığımız bebeğimizin hızla büyümesinin bize bebeğinlere hissettirdiği duyguların tarifi gerçekten çok zor. Bugün sizlerle 6. ayda bebek gelişimini, bilmemiz gerekenleri ve merak edilenleri konuşacağız. Videoma geçmeden önce beni eğer ilk defa görüyorsanız ben Ferzan. Ben bir ebeyim ve uzun zamandır YouTube, Instagram gibi sosyal medya kanallarında sizler için videolar üretip paylaşıyorum. Anne olduktan sonra tabii ki kendi deneyimlerimi de eklemeye başladım. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız başlayalım. Bebeklerimiz her ay bir önceki aya kıyasla çok daha hareketli ve bıcır bıcır oluyorlar. 6. aya geldiğimizde bebeğimiz oturtulduğunda sırtını ve başını rahatlıkla dik tutabilmeye başlayacak. Kas yapısı da artık iyice geliştiği için sırt üstü yatırdığınızda kendini çevirmeye başladığını görebilirsiniz. Hatta önüne ilgisini çekebilecek bir oyuncak koyduğunuzda sürünerek ona ulaşmaya bile çalışabilir. Tabii ki ince motor becerileri de gün geçtikçe gelişimine devam ediyor. Artık parmaklarıyla nesneleri rahatlıkla kavrayabilir, iki eliyle biberonunu tutabilir, bir elindeki oyuncağı diğer eline geçirebilir. Aslında görüyorsunuz siz de bunların hepsi bir yapbozun parçası gibi. Tüm bu fiziksel gelişimler onun ek gıdaya başlamasına ve emeklemesine bir hazırlık. Yani başını rahatlıkla dik tutabiliyor olması ek gıdaya geçişin ve sürünerek nesnelere ilerlemeye çalışması da emeklemesinin habercisidir diyebiliriz. Biliyorsunuz ben boy ve kilo konusuna aslında girmeyi çok sevmiyorum. Çünkü bunlara etki edebilecek çok fazla şey var. Ama genel ve geniş bir ortalama verecek olursam kız bebekler 5400 ile 9250 gram arasında, erkek bebekler ise 5500 ve 9600 gram arasında olabilirler. Tabii ki kilo söz konusu olduğunda bebeklerin beslenme şekilleri, genetik yapısı, boyları bunların hepsi etkiliyor aslında. Genelde 6. ayda boyları ise kız bebeklerde 59 ile 72 cm arasında, erkek bebeklerde ise 60 ile 73 cm arasında olması kabul edilebilir. Doktorunuz zaten rutin kontrollerde bebeğinizi takip ederek size bu konu hakkında yeterli bilgilendirmeyi yapacaktır. Bebeğinizin bu dönemde çevreye karşı çok daha fazla ilgili olduğunu görebilirsiniz. Artık çevresindeki insanlardan bağımsız olduğunun ve başkalarıyla iletişim kurabileceğinin farkına varıyor. Fiziksel gelişiminin ve hareketlerinin artmasıyla bu farkındalığın gitgide artacağını da söylemek istiyorum. Bebeğimizin hafızası da artık oluşmaya başladığı için hoşuna giden ya da gitmeyen şeyleri hatırlamaya başlayacaktır. Yani mesela sevdiği oyuncakları gördüğünde abartılı tepkiler verebilir. Duyularında, özellikle görme ve işitme duyularındaki gelişimle algıları da iyice artmaya başlıyor. Etraftan duyduğu sesleri dinlediğini, önünde bir oyuncak hareket ettirdiğinizde onu rahatlıkla izlediğini görebilirsiniz. Bu arada ona bir şey uzattığınızda bazen başarılı olamasa da tabii ki yakalamaya çalışacaktır. Bu aya kadar herkesin kucağına giden, hiç kimseyi yabancılamayan bebeğiniz 6. ayla beraber tanımadığı insanları gördüğünde ya da her zamankinden farklı biri onu sevmek istediğinde huzursuzlanabilir ve ağlamaya başlayabilir. Çünkü artık tanıdıklarını ve yabancıları birbirinden rahatlıkla ayırt etmeye başlıyor. Şimdi düşünüyorum da benim kızımda da aynısı olmuştu aslında. Biz ne güzel kimseyi yabancılamıyor diye düşünürken bir anda eve gelen yabancı komşuları, akrabaları görünce ağlamaya başlamıştı. Yani aslında benim bebeğim huyumu değiştirdi diye düşünmeyin. 6. ay içerisinde bunu yaşamanız çok normal. Tabii her zaman huzursuzluklarını ağlayarak belli etmeye başlamayabilirler. Çıkardığı sesler ya da yüz hareketlerinden de belli edecektir bunu. Bebeğiniz duygularını ifade etmeye başladığı gibi karşısındaki kişilerin de duygularını anlamaya başlayacak. Bu da aslında ilgi arayışını arttırır. Çünkü bebeğiniz onunla ilgilendiğinizi anlayarak mutlu olur ama ilgi biraz azaldığında bunun farkına varır ve mutsuzluğunu size belli ederek ilgi isteyebilir. Gelelim beslenme konusuna. Muhtemelen artık bebeğiniz için ek gıda sürecine başlama vaktiniz geldi. Bu eminim tüm anneler için oldukça heyecanlı ve stresli bir dönem. Bu arada muhtemelen diyorum çünkü bebeğinizin sadece 6. aya gelmesi değil, aynı zamanda bazı gelişim basamaklarını da tamamlamış olması gerekiyor. Başını dik tutabilmeli, destekli bir şekilde oturabilmeli, diliyle yiyecekleri dışarı itmemeli ve doğum kilosunun en az 2 katına ulaşmış olması gerekiyor. Bence en az bunlar kadar önemli bir şey daha var. O da bebeğinizin istekli olması. Siz yemek yerken
yerken sizi izlemesi ya da yiyeceklere karşı ağzını uzatması gibi. Çünkü bebeğinizin kendisini hazır hissetmediğiniz bir dönemde ek gıdaya başlarsanız sonu hüsranla bitebilir. Yemeyen bebekte emin olun çok zor. Bu arada ek gıda sürecini biliyorsunuz ki 3 gün kuralıyla başlıyoruz. Yani yeni tanıştığı yiyecekleri 3'er gün deneyerek alerjisi var mı yok mu bunu gözlemlemeliyiz. İlk başta yoğurtla ya da sebzeyle başlayabilirsiniz. 2 haftanın sonunda artık çoğu sebzeyi tatmış olmasını bekliyoruz. Daha sonrasında da meyve tadımına başlayabilirsiniz. En son meyveler diyoruz çünkü bebekler meyveyi tattıktan sonra sebzenin tadını beğenmeyebiliyorlar. O yüzden önce sebzeyle başlarsak çok daha doğru olacaktır. Tabi bu arada mevsim sebzesi ve mevsim meyvelerine göre başlamalıyız. Tadımın ilk günü 1 çay kaşığı, ikinci günü 1 tatlı kaşığı, üçüncü günü ise 1 yemek kaşığı şeklinde tadıma başlanabilir. Günde tek sefer ek gıda vermenizle 2 sefer ek gıda vermeniz arasında çok büyük bir fark yok aslında. Ama 2 defa veriyorsanız da söylediğim miktarı 2'ye bölerseniz çok daha doğru olacaktır. Çünkü bebeğin karnının bu yiyeceklerle dolmasını henüz istemiyoruz. Hala ana besin kaynağımız anne sütü. İlk 1 senede bu şekilde devam edecek. Hala bebeğin ana besin kaynağı anne sütü olacak. Ama tabii ki ek gıda miktarı da yavaş yavaş artacak. Tuz ilk 1 sene yasak zaten. Alerjilere de dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bebeğinizin verdiğiniz bir yiyeceğe alerjisi varsa vücudunda döküntüler, kızarıklıklar, gaz sancısı, ishal, kusma gibi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Az kusmadan bahsetmiyorum bu arada. 2-3 kez böyle ard arda yoğun bir şekilde kusmaya başlamışsa bu alerjik bir reaksiyon geliştirdiği anlamına gelebilir. Hatta bu kusmalara bazen tansiyon düşmesi de eşlik ettiği için bebeğiniz sararabilir, solar ve terler. Öyle bir durumda ise önemli bir derecede alerjisi olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Karın ağrısı, huzursuzluk, egzama varsa yine alerji olma ihtimali yüksek. Bir de mesela yoğurt verdiniz ve ağız kenarında böyle hafif kızarıklıklar oldu. Siz sildiniz, yıkadınız, geçti ya da 1-2 saat sonra kendiliğinden geçti. O zaman biz bunu aslında besin alerjisi demiyoruz. Verdiğiniz yiyeceğin tek etkisi buysa yine azar azar vermeye devam edebilirsiniz ama tabii ki bu noktada yine bebeğinizi gözlemlemek çok önemli. Tabii ki bu muayene sırasında bu bilgiyi de doktorunuza vermeyi ihmal etmeyin. Ek gıdayla birlikte artık bebeğinize su da vermeye başlamamız gerekiyor. Siz günde en az 3-4 defa teklif edin. Kendisi yeteri kadar içecektir zaten. Ek gıda aslında çok detaylı bir konu. Bunun için bir video çektim ve çekmeye devam edeceğim. Çünkü zaten bir videonun içerisine sığdıramadım. Onu da yakında sizlerle paylaşacağım. Çünkü gerçekten saatlerce anlatsam yine eksik kalır. Çok fazla detay var. O videolarda ek gıdayla ilgili olan videolarımda gerekli olan detayları kolaylıkla bulabilirsiniz. Şimdi geliyorum oturma konusuna. Videonun başlarında söylemiştim zaten. Bebeğin gelişimleri aslında yapbozun bütün bir parçası gibi. Başını dik tutabilmesi de oturabilmesi için gerekli özelliklerden bir tanesi. 6. ayda da genelde bebekler baş kontrollerini sağlayabilirler. Bebeğiniz başını ve boynunu dik bir şekilde kontrol edebiliyor, dengesini sağlayabiliyorsa oturması için onu artık yönlendirebiliriz. İlk oturma alıştırmalarına etrafını yastıklarla destekleyerek ya da kucağınızda tutarak size yaslayarak başlayabilirsiniz. Destekli şekilde dengesini sağlayabiliyor ve oturabiliyorsa yastık desteğini yavaş yavaş günden güne azaltmamız gerekiyor. Ama bu konuda da acele etmeyin. Tabii ki bebeğimizi gözlemlemek de çok önemli. Zaten o kendisinin hazır olup olmadığını destekli oturma çalışmaları da size gösterecektir. Bu ay bebeklerimiz için önemli olan bir diğer konu da tabii ki aşılar. 6. ay aşı takvimimizde 3. doz hepatit B aşısı, beşli karma aşının yine 3. dozu ve oral polio aşısının ilk dozu bulunuyor. Aşıları zamanında ve eksiksiz yaptırmamız çok önemli biliyorsunuz ki. Hem Sağlık Bakanlığı'nın aşı takvimiyle ilgili hem de aşı karşıtlarının ortaya attığı iddialarla ilgili 2 YouTube videosu çekmiştim. Yine ana sayfamda bunlara ulaşabilirsiniz. Aşılarınızı düzenli gittiğiniz sağlık ocağına da yaptırabilirsiniz. Hastane kontrollerinizle de yaptırabilirsiniz. Fark etmez. Kontrole gittiğinizde bebeğinizin aşıları yapılacak, boy kilo ölçümü yapılacak, baş çevresi ölçülecek, genel muayenesi yapılacak ve doktorunuz gerekli yönlendirmelerde bulunacaktır. 6. ayda bebek gelişimi, ek gıda başlangıcı ve dikkat etmemiz gerekenlerle ilgili anlatacaklarımın sonuna geldik. Umuyorum ki sizler için yararlı bir video olmuştur. Yorumlarınız benim için çok değerli. O yüzden sormak istedikleriniz ya da yorumlarınız olursa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.